Evet, çok güzel benim incir bunun adı. Kız güzeli oldum ama maalesef oğlan kız olsaydı çiftlikte devam edecektik değil mi kuzum? O düşo. Evet, merhabalar. Ben Kezban Güvercin. Pazar yeri Bilecik ilçesinde oturuyorum. Geçen yıl 12 keçiyle başlamıştım. Şu anda artık 40-45'e çıktım. Çok şükür yavaş yavaş çiftliğimizi büyütme aşamasındayız. Tabii bu süreçte daha verimli keçileri seçerek çiftliğimi kaliteli bir hale getirmek istiyorum. Allah nasip kısmet ederse. İnşallah şu anda süt, peynir üretime devam ediyorum yavaş yavaş. Yavaş yavaş güzel, nezih hayvanları seçerek devam ediyorum. Bu şekilde çok şükür iyi gidiyor işlerimiz şu anda. Hamdolsun. Keçilerim sağlıklı elhamdülillah. Tabii düzenli aşıları, bakımları vesaire hepsiyle kendim birebir ilgilendiğim için güzel bir şekilde devam ediyoruz. Uğraş alanlarından bir tanesi de keçicilik. Bu keçiciliği yaptığı zaman da nedir? Burası orman alanları çok fazla. Orman alanı fazla olan yerlerde keçi hem ormanın bir şekilde budama yapıyor hem de o kırılan kuruyan dalların ileride yangın olabilecek niteliği de ortadan kaldırmış oluyor. Dolayısıyla iki tane faydası var. Bir diğer taraftan da mer alanımız çok az Bilecik'te. 60 bin hektar mer alanımız var. Aslında normal şartlarda büyük bir köyde olması gereken bir yer. Bu meradan nasıl faydalanacak? Keçiler biliyorsunuz orman içerisinde de çok güzel bir yayılım yapabiliyor. Ondan dolayı biz keçiciliği önemsiyoruz. Sayısını çoğaltalım mı artık? Hani bu kadar az. Necmettin Bey, işte imkanlar dahilinde. İnşallah yani niyetim zaten ben bu kadarla bırakmak değil. Bu işin peşini bırakmayacağım. Elimden geldiğince hem şimdi bu ari ırkı oluşturmaya çalışıyorum hem de aynı zamanda süt peynir üretimine yönelmeye çalışıyorum açıkçası. Zaten benim siparişlerim de çok çok yoğun. Yani keçi sütü, keçi peynir siparişi yetişmekte güçlük çekiyorum. Ama dediğim gibi benim maddi olarak sıkıntılarım var. Valla devletten bir destek bekliyorum. Yani ben şunu İnşallah istiyorum. Devletim yapmak isteyen insana destek versin. Ya yani önüne gelen değil de evet, cidden bu işe asılmak isteyen. Ha benim başka projelerim de var. Onları da geliştirmek istiyorum ama madden ve manen imkansızlıklardan dolayı şu anda biraz şikayet. İnşallah yakında da hem kırsal kalkınma, çok ekonomik güzel yatırımlar, genç çiftçi projesi gibi projelerimiz, o Sayın Bakanımızın talimatları çalışıyorlar. Şöyle, hayır yani, ehil kişi dedik evet ya. Biz de onun için sizin gibi ehil kişilerin hepsini İnşallah emin olun ajandamda var. Tamam, her gittiğim yerde not ediyorum bütün önder çiftçilerimizin. İnşallah onlar da yardımcı olacak. İnşallah. Onlar da ülkemize yardımcı olacaklar. Yani olmak şu anda en büyük ihtiyaç o. Görüyorum artık evet, tarımın çok ciddi manada desteklenmesi ve hayvancılığın çok ciddi manada desteklenmesi. Şu anda bütün dünya durmuş durumda. Artık tüketim nereye kadar? Bir yerde iflas edecek bu. Etti zaten şu an etmeye başladı. Artık biz tarım ülkesiyiz, hayvancılık ülkesiyiz. Onun için aynen üretimimize devam inşallah. Evet inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizden. Böyle buyurun. Daha olgunlaşmamış peynir ama yine de kaynatarak yaptığım için. Kaynatarak yaptınız evet, değil mi? Evet, ha, tamam. Kaynatarak tamam yapıyorum.
O yüzden bir sıkıntı yok. Keçi sürü de her dama, keçi peyniri de her dama hitap etmiyor. Yani, yani. Alışkın. Ama bakımla alakalı. Her süt, her keçi peyniri kokmuyor mesela. Yok kokusundan ziyade. Yok yok çok koktuğundan dolayı şikayet ediyorum. Alışılmış damak zevkini. Valla şimdi ben yörüküm. Teşekkür ederim. İnşallah.